Şimdi son 10 dakika içerisinde yeni bir gündem başlığımız var. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Alevi başlığında bir videoydu bu. Ben Aleviyim, Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Kul hakkı yemem, harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu ülkede yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlarla okudum dedi. Bu açıklama gündemdeyken ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da Sünni başlıklı bir video paylaşımı geldi. Ancak geride bıraktığımız gün bir televizyon yayınında Sayın Davutoğlu, ben çok korktum biliyor musunuz? Depremde 3. günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse, bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız açıklamasıyla da gündeme oluştu. Eray Bey, siz nasıl okuyorsunuz bu paylaşımları ve bu açıklamaları? Ve zamanlama açısından da bir değerlendirme yaparsanız ne söylersiniz? Kısa kısa gidelim, son 10 dakika içerisindeyiz çünkü. Güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti devletimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek operasyonel ve istihbarat kabiliyetine sahip. Yani oraya gidip de işte korktum birileri katliam yapar vesaire gibi son derece provokatif açıklamalar. Doğru değil efendim bunlar. Yani bunlardan üzerinden de siyaset yapmayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü bu tür şeyler siyaset üstü meselelerdir. Güvenlik, milli güvenlik siyaset üstü bir meselesidir. Kim, Türkiye'de 60 il, 22 ilde toplam 60 terörist var. Yani dünya standartlarının çok çok altında, onlar da artık mağaralarda filan da saklanıyor. Derin deliklerin içerisinde saklanıyorlar ki etkisiz hale getirilmesinler diye. Yani o kadar ki sadece nefes alabiliyorlar. Hani bırakın eylem falan yapmayı. Dolayısıyla orada şimdi bunun ötesinde işte etnik ya da mezhepsel fay hatlarına vurgu yaparak sanki böyle toplumsal bir nasıl diyelim birbirini tüketme davranışı varmış gibi Türkiye'de göstermeye çalışmayı da ben şahsen doğru bulmuyorum. Yani siyasetçi değilim, siyasi olarak da konuşmuyorum ama hiç kimse bu ülkede işte bir takım sosyal fay hatları üzerinden toplumu birbirine düşürecek, toplumsal barışı riske atabilecek bu tür siyasi söylemler konuşmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü siyasetçi dediğiniz aynı zamanda tarihsel sorumluluğu olan kişilerdir. Yani bu tarihsel ve toplumsal sorumluluğuna uygun davranmak zorundadırlar. Davranmayanları 15 Mayıs'ta göreceğiz efendim. Yani evet, zaten pek çoğu küsurat partilerinin siyaset sahnesinden silineceklerdir. Ama gider ayak bile olsa en azından bir parça sorumlu ve vicdanlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Peki. Türkiye'de böyle bir sorun yokken tutup da 80 öncesi kaos durumunu anımsatacak şekilde, hatırlatacak şekilde bu tür söylemleri doğru bulmuyorum. Hiç kimse bu ülkede mezhepsel ya da etnik şeyler üzerinden siyasi davranış yapmıyor. Seçmenlerimiz de bu yönde herhangi bir seçmen davranışı göstermiyorlar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu noktada çok da haklı bulamıyorum. Peki. Ali Bey? Efendim, bu ilkesiz bir yola çıktığınız zaman, yani altılı masanın hangi ilkesi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı dışında hangi temel ilkeler? Yani şeyde bile anlaşamıyorlar. Yani bir kısmı serbest piyasa ekonomisine karşı, öteki kısmı ondan yana. Milli bağımsızlık denen bir laf yok. Atatürk yok ya beyannamelerinde. Yani seçim beyannamesi veya işte mutabakat metninde Atatürk yok falan. Yani böyle bir ilkesiz, bir tek makyavelist bir duruşları var. Diyor ki amaç aracı mübah kılar. Bizim amacımız da Erdoğan'ı devirmek. O yüzden herkese işbirliği yaparız. Böyle bir ilkesiz ortam. Şimdi böyle bir ilkesiz ortam olunca, yani baktı ki bazı araştırmalarda inandıkları gibi %60-65 ile götürüyoruz, olmuyor. Hı hı. İş kritik ve aşağı düşmüşler. Özellikle İYİ Parti'nin kaybettiği oylarla da. O zaman ne yapacak? Şimdi acaba Aleviler üzerinden bir şey alabilir miyiz? Mesafe kat edebilir miyiz falan. Peki. Aynı ilkesiz ve aynı makyavelist tutumla devam ediyorlar ki bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şu anki yönetimi hariç tutarsak, yani kurucu partisine, Cumhuriyet'i kurucusu olduğu iddia edilen partiye yakışmıyor. Peki. Sayın Servi? Tabii burada siyasi ikbal uğruna Türkiye'nin fay hatlarına oynuyorlar. Öncelikli olarak Davutoğlu'nun bu deprem bölgesiyle ilgili sözünü başbakanlık yapmış birisine hiç yakıştıramadı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde deprem olduğunda, yangın olduğunda, sel geldiğinde bizim insanlar
zora da köylere baskına gitmezler. Oradaki insanlar kurtarmaya giderler. Ben Hatay'da gördüm o insanları. Maraş'ta gördüm o insanları. Herkes orada enkaz altından bir canlıyı kurtarmak için seferber olmuştu. Bu millete yapılmış bir hakaret. Başbakanlık yapmış ama bu milleti tanımıyor. Onu söyleyeyim. İkincisi Alevi meselesi. Kılıçdaroğlu'nun öncelikli olarak Erdoğan'a teşekkür etmesi lazım. Teşekkür ederim Erdoğan. Senin sayende ben de Alevi kimliğimi açıklayabilecek noktaya geldim. Bu ülkede Alevi kimliğini insanlar Recep Tayyip Erdoğan sayesinde açıklayabildi. Alevi çalıştayları düzenlendi. Cemevi ve kültür merkezi kuruldu. Cemevlerinin elektrik, su giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Oradaki görevli dedelere maaş bağlanıyor. Ama daha da asıl önemli olan Alevi kardeşimiz, Sünni kardeşim, hepsi inançlarını istediği gibi yaşayabiliyorlar. Yani bu ülke bu konuyu aşmışken Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar söylemediği kimliğini bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak söylemesinin arkasında başka bir şey var. Bu çok iyi niyetli bir şey değil. Yani bu ülke geçmişte Çorum, Sivas, Maraş olayları, Madımak olayı gibi acıları yaşadı. Ve onların hepsinde de Cumhuriyet Halk Partisi ya koalisyon ortağıydı ya iktidardaydı. Mesela Kılıçdaroğlu şimdi baktım Selvi Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Dersim'de diyor Kemal'in diyor halası dahil 40 kişi öldü diyor. Kılıçdaroğlu Dersim olayıyla ilgili olarak gidiyor İhsan Sabri Çağlayangil'le röportaj yapıyor. O röportajın metni bende de var. Soner Yalçın'a da veriyor. O röportajda Çağlayangil diyor ki Kürtleri fare gibi zehirlediler diyor. Çıksın desin ki kardeşim en büyük katliamı Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır desin. Samimi olduğunu göreyim. Şimdi Erdoğan'ın oluşturduğu iklimde kalkmışsın sen Alevi kimliğini söyle. Sen bir geçmişinle bir hesaplaş bakalım. Hacı Bektaş'ın kapısına bir defa kilit vurulmuştur. O da Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ve tek parti döneminde kilit vurulmuştur. CHP Genel Başkanı olarak çık bunu itiraf et. Böyle oluşturulan iklimde işte çok bu kimliğini güzel açıklamak. Bunun yeri ve zamanı ve şeklini ben çok samimiyetsiz buluyorum. Tehlikeli buluyorum. Bakın Irak'ta Şii partileri var. Sünni partileri var. Bir çocuğun ismi Ömer diye bir başka Müslüman onu katlediyor. Öbür çocuğun ismi Ali diye başka bir Müslüman onu katlediyor. Türkiye mezhepler, ırklar bu sorunlarını aşmış bir ülke. Yani yanı başımızda bunlar olurken şimdi gelip de Türkiye'yi tekrar bu tür gerilimlerin içine sokmayı çok yanlış. Peki. Ve tehlikeli buluyorum. Oy hesabı uğruna Türkiye'nin fay hatlarıyla, sinir uçlarıyla oynamasınlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Bey, son 30 saniye içerisindeyiz. Belki bir not düşmek istersiniz bu başlıkta. Alevi Bektaş yurttaşlarımız Türk etnik sitesinin özüdür. Türk milletinin can paresidir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu ekmek çıkmaz. Seçime 23 gün kala vaatlerini anlatsın. Yani 23 gün kala oturup ben Aleviyim diye bir video çekmesindeki mesaj ne, amaç ne? Zaten Sayın Selvi bunları açıkladı. Peki. Çok teşekkür ederim. Bunlar hoş şeyler değil, evet. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkılarınız için. Biz de teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, arka planı bu gece de burada noktalıyoruz. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle. İyi geceler, mutlu bayramlar.